Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Yusuf Siyah Günaydın seçim çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Adayı Günaydın çalışmalar kapsamında Gazi Kemal Mahallesi esnafını ziyaret etti. Esnafı tek tek ziyaret eden Başkan Adayı Günaydın, esnafın sorun ve taleplerini yerinde dinleme imkanı buldu. Isparta'nın esnaf dostu bir belediyeye ihtiyacı olduğunu ve belediyeye ait dükkanlarda esnaflık yapanlara kira zammı uygulanmayacağını söyleyen Başkan Adayı Günaydın, göreve geldiğimizde esnafımıza destek vereceğiz. Kazanç sağlayabileceği festivaller düzenleyeceğiz dedi. Bugün yine esnaflarımızı ziyaret ediyoruz hiç durmadan. Ki burada bize bu ziyaretler bir şeyler anlatıyor ve bu anlatma neticesinde de elbette esnaf dostluğu, belediyecilik olması gerektiğini de tamamen kavramış durumdayız. Örneğin tüm kiracılarımıza daha uygun bir rakamda yardım etmek lazım. Onlara moral kaynağı olması gerekiyor. Aynı zamanda iş sahibi açmak isteyenlere yardımcı olmak istiyoruz. Ve çok kişilerin de bu konuda sıkıntılar olabiliyor. Bu sıkıntılara da biz eşlik etmek istiyoruz. Özellikle esnaf dostluğu için. Ve esnaflarımızın alışverişini kolaylaştırmak için hatta güzel festivaller ve kazanç sağlayacak festivaller düzenlemek istiyoruz. Tamamen esnafın yanında olmamız gerektiğini bugün bu gezide de bunu hissettim. Zaten biliyordum bu konuyu. Bunu daha da konuya çok önem vermek istiyorum bundan sonra. Esnafımızla yaşamak, esnafımızla beraber olmak istiyorum her an için. Bütün sıkıntılara, dertlere çare bulmak için en büyük çabalarımı göstermek istediğimi de hissettim. Çünkü esnaf bir yerde morali bozuksa onun moralini de yükseltmek lazım. Zaten benim moral yükseltmede başta esnafı sevmekle geliyor bu iş. Sevilmekle geliyor. Ben de esnaf dostluğum biraz önce tekrar ettiğim gibi aynı cümleyi bir daha ifade etmek istiyorum. Esnaflarımızı seviyoruz. Saygı, sevgi tamamen onlara sunmak istiyorum. Göreve gelmesi halinde üniversite mezunlara da iş yeri açma desteği vereceklerini söyleyen Başkan Adayı Günaydın, yeni mezun olup iş yeri açmakta sıkıntı yaşayanlara biz yardım eli uzatacağız diye konuştu. Üniversiteden mezun olmuş, örneğin bir mühendislik bürosu açacak, açamıyor. Hukuk bürosu açacak, açamıyor. Yani bir başlangıcını göstermek lazım. Buna göre üniversiteden mezun olup teknik bütün insanlar da dahil, hukukçular dahil. Bunlara yardım etmek istiyorum. Hatta belediyemizin de kendi güzel imkanları var. İş yerlerimiz var. Büyük işanlarımız var. Oralara yerleştirmek istiyorum arka başlangıcı olarak. Hatta orada ne varsa hem iş yerini belki bir sene ücret almadan, iki sene ücret almadan onlara moral kaynağı olarak da işin başlangıcını yapmak istiyoruz. Başlangıcını yaptık da devri daim ettiği zaman mesele kalmıyor. O artık bu konusunda yürümeye başlamıştır. O şekilde yardım elbette yapmak istiyorum. Özellikle yapmak istiyorum. Çünkü güzel tahsilini bitirmiş, her şeyini yapmış ama bu imkanda sıkıntısı var. O imkanı da biz karşılayalım yani. Bu kadar güzel eğitim yapmış madem de, bu kadar memleket evladı olarak yetişmiş bir insanda böyle bir yerde tıkanma olduysa onu da biz açacağız. Ve özellikle bunu severek ve isteyerek ve önem vererek yapmayı düşünüyorum. Evet.